Vay be. Çıtayı yükselttin, kendini açtın. Bayağı beni kendi evimden kovuyorsun Azir. Ya ben bünyeminle burada açık yaylıyım. Sen de benim evde Silahattin abiyle camdan cama platonik bir ilişki sürdürürsün. Yıllardır komşu evlerde oturmak istiyorsunuz ya. Al sana komşu kızı fantazi fırsatı. Allah'ıma kitabıma çok tırsıyorum ha. O tapir karısı bana bir takarsa orada böyle burun buruna. Ya kesin bir arıza çıkacak. Ben çözdüm kız gülistanı. Kanma uyarıcısı. At kadar köpekleri vardır ya, hoş deyince kaçar. Aynı öyle. Bir bar verdim mi fırt terastan arazi gülistan. Hiç korkma. Lan terso mu yapacağım kanına, manyak? Senin tuzun kuru. Ben adamın sevgilisiyim. Ulan bir anlaşılsa, bir renk versek. Ay Allah'ım korusun. Hadi çıkalım, Bünyamin beni bekliyor. Kız aile orada, kaynan orada, kayınpeder orada, çoluk çocuk. Çok geriliyorum. Zerin, Bünyamin seni Kuzey Kutbu'ndan mı bekliyor? Akşam lokalde bir devamlı müşterim hediye etti. Ona da yurt dışından hediye gelmiş. Karşı 130 kilo olduğundan bir kullanma alanı bulamamış. Bana verdi, sağ olsun. 130 kilo mu? Hey yazık. Zaten o sebepten devamlı müşteri. Tavşan mı kız bu? Hayır. Tavşan kız bu. Körkün hayvanı tarla çilçilasıymış. O ne ki? Kız fare falan olmasın anam. Olur mu be? Bizzat tanışmışlığım yok rahmetliyle ama çok asil bir hayvandır muhakkak. Nasıl ama? Vallahi tam mevsimlik. Böyle Antalya'da falan giysen çok sağlıklı olursun, buharda pişmişlerin. Hiç kıskanma anam, zengin gösterdi. Tam ayıp örtün. Pijamanın üzerine giy, gece çık. Yine kralçe gibi dolanırsın. O Bülent Ersoy anam, sen değilsin. Hoş geldiniz hanımefendiciğim. Buyurun içeri bakın efendim. Ha yok bebeğim, Aysan'ı biliyor musun? İlahi efendim, bir şey almayın, bir kahvemizi için. Niye kahve, parayla mı? Yok, şeref duyarız. Gerek yok sor. Tatlım, ben yukarıdan çantamı alıp geleyim, sonra yemeğe çıkalım. Ben burada bekliyorum bebeğim. Sen terlemiyor mu böyle ya? Yok. Bu körk kışın sıcak, yazın serin tutuyor. Taş ev gibi. Hanımefendi ayakta kalmayın. Bir sandalye getirelim. Ay yok. Çiçilerin etekleri uzun, malzemeyi bol tutmuşlar. Bile oturunca yerleri paspas yapıyorum, biliyor musun? Bir şey ikram edelim. Tatlım sen bir şey iç, istirahat et, ben geliyorum. Hop çıktım kadrajdan. Kardeş, sizin dükkanda difriz var mı? Buz mu lazım? Yok, difrize iki dakika kafamı sokabilir miyim? Bayılacağım gibi de. Tamam, görüşürüz o zaman. Tamam. Zerin, o üzerindeki ne? Evet, benim. Üstelik çalıntı da değil. İnanmıyorum. Bir bitmediniz ya. Alo. Ne yapıyorsunuz? Tamam, hemen Firuza'ya gelin. Boyaları da alın. Mevsim kapanmamış meğer. Tamam. Boya? Resmimi mi yapacaklar? Hı, resmini yapacaklar. Sen hayvan katliamının resmini yapabilir misin? Abidin. Abidin kim? O mu yapacak resmimi? Para falan vermem ha. Zerin, şuursuz musun? Yani şuursuzsun da o hayvanlar kökler alınırken nasıl öldürülüyorlar biliyor musun? Canlısını giymek biraz zor olurdu herhalde. Tuvaleti maması bir yana mısırır mısırır, Allah korusun. Çevreci arkadaşlar geliyor, onlara yaparsın bu şakaları. Niye geliyorlar? Kürküne çıkmayan kırmızı boya atmaya. Manyak mı lan bunlar? Kırmızı boya kanı temsil ediyor. Gerçek kürke karşıyız. Bu hayvanların nesli tükeniyor. Benim ne suçum var? Daha çok çiftlesinler. En az 3 çocuk yapsınlar. Ben tek başına çiçilaların nüfus artış hızı sorununa çare bulamam ki. Hayır. Anam! Yaktı beni acı! Hayır! Vitrinler kansız olacak!
Buyurun efendim, siz geçebilirsiniz. Mirsi. Zehrin, sende başka bir asalet var ya. Böyle bir aristokrat duruşu falan yani. İnsanlar seni görünce tavırlarını değiştiriyorlar ya. Ay iyi, asalet benim paçalarımdan akar bebeğim. İlim de değil. Kız insene düşeceksin. Lan köfte gibi kıza, biber gibi patla. Lan tanımıyorum Zehrin dedim, yalancı çıkacağım. Üf! Tısma şu tapirden bu kadar be. Ay sırtım boynum hep tuturmuş. He, bu sıcakta sırtında hayvan sürüsü taşıyorsun. Tabii tutulacak. Kızım vay ya, ye körküm ye olay. Nasrettin Hoca'dan beri devam ediyormuş lan. Bir mantoyla sosyal statim değişti. Beyoğlu'ndan bir yürüyorum sanırsın. Kim Kardeşan yürüyor. Kim? Kardeşan. Neyse boş ver. Benim gibi bir ikoncan işte. Kız benim bu popoyu al, daha uzun boydan Los Angeles'tan düşün o şekil. Vallahi bir daha sırtımdan çıkarmam bu körkü. Kız saçmalama, kışın giyersin, boş ver. Bak sıcaktan bütün boynun isilik olmuş. Kulunç yapmışım. Artık ne olacak artık ya? Bunlar bir şey mi? Peşimde bu ölü çilçilerlerin intikamını almaya çalışan bir çete var. Nasıl? Aileleri mi? Tavşanların? Aa. Kız hani yılanı öldürürsün de eşi hanım yılan gelip seni sokar. O tarz bir şey mi? He Tülay he. Amca oğullar, teyze oğullar, tavşanlar falan hep peşimde. Merhaba bebeğim. Güzel kürkmüş de mevsim geçmedi mi? Yok ama bu kadar yolu olursa senin mevsim geçecek, dikkat et. Alo. Ay size ulaşmak ne kadar zor beyefendi. Bülent Ersoy hanımefendiyle bizzat görüşme mümkün mü? Değil. Ha. Bir uzman görüşü alacaktım da, ben de bayağı böyle çilçila cinsi yerleri falan süpüren bir kürk manto var. Piyasa değeri konusunda Bülent Hanım'a danışacaktım. Ulaşmışken de telefonda geceler şarkısından bir kuple okursa ömür boyu unutamayacağım bir hatıra, bir onura erişmiş. Efendim? Yok, kafam güzel değil, daha erken. Pardon, siz basın danışmanı mısınız? Ha, fan kulübü başkanı. Hangi fan kulübü bu? Twitter'da. Kendiniz kurdunuz. Kaç yaşındasınız siz? 14 mü? Puuu sana! Oğlum kapat ya, kapat! Sosyal medya yakalım mı? Açılay? Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Senden ne kaçacağım be? Hayat boyu kaçtım, yan apartmanda buldun yine beni. Benden değil. Kimdi? Açılıyor. Allah cezanı vereceğim. Mülker hayır. Bitirler. Kansız olacak. Zorbey abi. Kız ölümü gör. Azıcık avaz ver be. Cep harçlığım yok. Mağdur durumdayım abi. Tabii canım. Veririz. Estağfurullah. Oğlum hanımefendiye bir çay kahve sorun. Gel otur sen. Abim ben bir şey yapmadım. O Natalya var ya hep o haraklıyor müşterinin bıraktığı bahşişleri. Ben bir şey yaptın demedim ki. İzzet ikram falan alışık olmayınca bir yamuk var sandım. Estağfurullah canım, ne yamuğu yani. Oğlum hanımefendinin mantosunu alın. Yok yok, vermeyeceğim, kalsın iyi böyle. Zorbeyciğim. 500 rica edeyim. 50'lik banknotlardan ölçsün. Arkadaşım ne demek davetiyeniz yoksa giremezsiniz? Ne hale gibi ne bu kadar davetiye yapmışsınız? Nereye sokup getireyim ben onu? Özür dilerim beyefendi. Bu akşamki davetle ilgili talimat böyle. Beyefendi biz geçebilir miyiz? Bir patlamazsak. Arkadaşım ben Bünyamin Karakaç'ım. Benim anladığım bir davet davetten sayılamaz. Bebeğim. Ya bırak Zerrin, başka bir yere gidelim ya. Yok davetiniz yoksa giremezsiniz, uyuzluklar falan. Ben zaten buraya girmek istemiyorum ki. Havamda değilim. Kasık bir ortam belli. Ne gireceğim ya? Niye ki kız?
Buyurun efendim, sizi şöyle alayım beyefendiyle. Zerrin geç, 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 koş, koş! Zerrin, senin nasıl bir auran var ya? Bu nasıl bir asalet, nasıl bir racondur? Herkes çok etkileniyor ya. Sağ ol Bünyamin'e, yüzyıllardan geleni bir şey. İlimde değil ailevi. Sen de çok asilsin ama. Zaten oradan tanışıyoruz bebeğim. Şehrin en elit, en zarif çiftiyiz bence. Ne oldu ya? Gibi bekliyorsunuz mu orada? Ha? Ne oldu? Kaldınız mı orada? Bak ben girdim eğleniyorum bile bak. Cira 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 cira. Can çiki can çiki. Danin da denin da denin da denin. Danin dene danin da zanana. Zamla lan 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 lan. Can çiki can çiki. Can çiki can çiki. Can çiki can çiki. Bunun dönüp dolaşıp döneceği yerde kökçe dükkanıydı, belliydi bebeğim. Ne kadar veriyorsun çilçillaya? Çilçil altınlar mı? Yok. Sahte bu. Ne? İyi bir taklit. Çin'de yapıyorlar bunları. Yeni çıktı. Hadi be. Sana 130 kiloluk karı bile fazla hıyar. Kaç paralık bir şey kardeş? Sentetik bunlar. En fazla 150-200 liradır. Hoş geldin bebeğim. Merhabalar. Oo, Emir Beyleri de buradaymış. Ne haber Zerrin? Maalesef masada yer yok. Buranın dekorasyonu da böyle işte. Seni oturtamayacağız. Ya bir şeyler içelim diyecektik ama. Aa, ya ayakta kalacaksın ya da yere oturacaksın. Wow, iyi seçenekler değil. Okey, sonra kahve için anlaşalım. Zerrin kusura bakma ya. Şu an sana karşı çok mahcubum çünkü hani ben kalkayım sen otur diyeceğim de. Ay 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 nasıl karıncalanmış. Ay Allah kahretmeye. Ay çok kötü olmuş ayaklarım. Karşınızda Zerrin İffet asla ayakta el pençe divan beklemez. Zerrin İffet siz minderde otururken asla çıplak yere de oturmaz. Zerrin İffet gerekirse kökünü yere serer ama illa rahat bir yere yayar poposunu. Zerrin İffet işte böyle bir insandır. Ne oldu Emir? Baka kaldı suratıma. Oh, ben soyadının İffet olmasına takıldım. Nasıl bir dilemma diye. Abim sen mi aldın buna bu kürkü? Yo. Alsam da kabul etmez ki. Pahalı hediyeler kabul etmeyecek kadar asil bir insandır o. Yok kız, öyle bir takıntım yok. O nereden çıktı tövbe? Ay, bu ne be? Kız, çiğ mi bu? Yosu kokuyorlardı. Lodos'ta saray burnu gibi kokuyor hanım. Bunu yemeye para mı veriyorsunuz? İddia falan mı? Uy. Ben kalkıyorum. Duramayacağım fazla. Bineyim beni ara sonra. Zerrin. Kürkünü unuttun. Kaç para kürküz bu? Almayacaksın mı? Zerrin İffet yere serdiği şeyi bir daha asla sırtına giymez bebeğim. İstemiyorsa ben alırım. Al. Ne oluyor lan? Aç açıkta değilsin ayıp be. Burada yemek yiyorsun gözün hala beleş kökte. Fakir fukara birine veririm sevaptır. Arkadaşlar! Ne
oluyor lan? Fan club'ım gibi sürekli peşimdesiniz. Hayvan katliamına son. Gerçek kürkleyenlere karşıyız. Aferin size. Bu zaten sahte. Vallahi mı? Sentetik, çim malı. Sizin olayınız ne abi? Bir dirdiğiniz bir meseleniz var, saygı duyuyorum ama boya atmakla geçmez hayat. Daha büyük düşünün bebeğim. Paylaşın. Belki bir yardımım dokunur.